Buraya alabilirsin. Tam buraya oturttu sopayı. Odun yani. Allah Allah. Ondan sonra püsküvit alacağım ama bende de kabahat. Niye vurdular abi? Dönmeyim diyorum ama ne yapalım. Benim de bir anda kafa gidiyor ya bakkallarda böyle. Alamadım zaten. Odun çıktı hemen. Sen adama gittin dönmeyeyim mi dedin abi? Adam ne yaptı? İki tane koydu burada. Sopayı. Allah Allah. Vurdu sana. Odunu vurdu yani. Arkadan koydu. Kızarıklı var Ayber. Ağrıyor şu an. Allah ellerini kırsın onun şöyle. Star'da çocuklara söyledim, göster bir namına koyalım diyor. Ya herhalde. Nerede bakkalmış o ibine ben? Garibanların eziyor yani, dedi herhalde. Yani onun namına koyuyor. Yani orası çocuğu. Nerede Ayber? Otel Şişli. Ayıp Şişli ya. Şişli otel nerede? Evet. Onun oradan geç, bir bakkal yok. Allah yani Allah. Şunu alamadım Ayber. Şu gazeteyi alamadım. Abi gidip niye muhatap oluyorsun herkese böyle? Kadınım dönmeyeyim diyorsun be abi. Bende de kabahat. Dükkanlarda ben dönmeyeyim. Deme be abi. Millet kaldıramıyor mu? Ne ayı dolu be abi. Ne ortalık Kürt kaynıyormuş. Kürt, Kürt. Olsun insan yani yapmıyoruz da. İnsan olsun da ne olursa olsun abi. Ama odunla vurması ayıp abi. Öyle olur mu tabii insanlık işi be abi. Ayıp etmişler abi sana. Ayber oraya bir ekip gitsin ya. Git abi Feriköy Karakolu'na. Şikayetçi ol. Yok Hulya dedi. Hulya'ya git o zaman. Senin tanıdığın da var orada. Oraya bak. İmza veriyorsun ya abi gittiğinde. Tamam. Senin vasiyen ablan, ablanla gidersen olur. İfade alırlar değil mi orada? Alır, ablan da alıyorlar, vasiyen senin. Ne oldu ortalığa Ayber? Yapma bir daha öyle şeyler abi, yapma öyle şeyler. Söyleme milletin dükkanına dönmeyin benden. Deme tabii söyleme. Git kolanı alacaksın benden dedi. Millete silah alır, silah da atar. Atar bak. 100 lira verdim sana parandan. 115 lira Acar abla yolladı, 50 lira Barış diye bir çocuk yolladı, haberin olsun. Odun böyle bir aydın, kaderdir. O sopa büyüktü bu kadar. Gitme abi öyle her yere. Tamam, kapan tamam. Her yere girme. Kafaya vursa öyle parçalar değil mi? Girme öyle her yere. Her yere girme. Tamam herkes. Sopa var Ayber. Ne manyak dolu abi girme. Boş ver olsun tamam. Gitmesin öyle yerlere. 7 gün kaldı kandil ha. Tamam. İki tane. Bir, yok bir tane vurdu. İkinciye vuruyordu. Kaçtım. Kim o ya? Pomontili bir şarkı diyor bakkal. Hiç girmedim yerde. Bugün girdim. Kaymak veriyorsun ha? Oo yanında ne var? Öbürü? Hı? Çiçek? Kahve. Adam başına gelen olayı anlatıyor. Bırak da anlatsın. Böyle şaaa! Odun böyleydi. Senin ellerin maşallah şey gibi palet gibi bir ulan tane koyamadın. Ulan ibne yerde ne taş var ne sopa var amına. Bir tane koysaydın ya. Erkekliğin tutmadı mı? Tuttu da dükkanın önünden bile geçmeyeceğim diyor. Serfili bile indirirsin aslında. Sahne direkt göz altı. Yalan mı yola vallahi çıktı. Bak, o dükkanı gidelim onun elleri de böyle bir şuramaydı. İki aydır girmedim yeni girdim yani bir gazete alayım diye odun yedim. Allah Allah yazık. Nesi var bu arkadaşın? Ne dükkanı var? He? Bakkal dükkanı. İki kişiler. Kürtler bunlar. Ama isim vermiyorum. Nerede o? He? Nerede? Oteli geç sol tarafta bakkal. Otoparkın orada. Bomont. Ne yapalım biliyor musun? He? Senle motorla gidelim. Sen Cemal Taşak kaçalım. Yumurta atsın. Yanında koca bir odun var. Hemen çıkartıyor zaten. Allah Allah. Motorla odunu taş atıyor. Hırsız sanki. Gazeteyi çıkartıyor. Ne olur. Eğer bulsa olsan ne olur yani. Ayıp mı abi? Belki karnım acıktı bir şey alacağım. Ay, yani Allah ayıp verir ya. Ona cezasını. Allah verir abi. Sana vurulur mu be? İşte. Allah'ından vursun. Tam ibneymiş o be. Evet. Allah'ından vursun. Sanki Azerbaycan-Ermenistan savaşı bu ya. Bu şeyi yüzdüyse Allah da verir onu cezasını. O kadar Kürtleri buraya doldurularsa olacak. Ama burası değil ki sizin orası diyorsun. Bomonti'nde ya. Otoparkın arkasında. Aa. Hani bizim yapıyorsun? Otoparkın evinin ilerisi bakkal bir dükkan. İki sürü Kürt ne bekliyorsun? Girme alma alışveriş yap böyle. Tamam tamam. Girmen ne gidiyorsun? Böyle adamla alışveriş yapma. Abi ne yaptın? Denetim için ne yaptın? Gidip geliyorum imzaya. Sen bir tane kaşe yaptırsana kendine imza yerine kaşe basana gelirsin. Bu olay da bitmedi Erol abi. Ona da sıkılıyor. Bir şey söyleyeceğim ben sana. Bu illa. Huzurum kaçırdı. Devam. Millet çatı çatı hırsızlık yapıyor, ceza yatmıyor. He. Sen piyasa temelden şaka yaptın, 8-4 derdiler ama. Hmm, herkes şaka ya. Ne yapsaydın, el sallayın deseydin, kamera şakası. Demek ki Erol'dan başka bir şey yapsam ben yandım hemen. Harbi yandım. Senin cezaevine attılar ha olaydan. Kur'an ettik. Açıkta yaptım, kapalı gezdim. Allah Allah. Sen nasıl yattın? Sen sıkıntıya gelemezsin dayı. Yattım işte.
Annem sağlam yedi. Bana. O zaman para vardı ha? Rahmetli de var. Şimdi tersine düştün. Ne gönderiyordu? Her hafta gönderiyor muydu para? Geliyordu. Bir dışta Abi bir kere özgürlük yok, bir şey yok. Canın tatlı istedi yemezsin. Evet. İskender istedi yemezsin. Ne olmuş? Kanma sorun. Çamaşırlarımı yıkayamıyorum. Götüme sopa sokuyorlar, baldam atıyorlar. Bunları söylemek istemiyorum. O zamanlar ha? Milleti karı gibi arkamda bahçede dolaştırıyor. Ah herhal ah. Düştüm mü yara yedim. Ben de böyleyim. Metliste Silivri'de yattın mı? He? Silivri'de. Açıkta yattım. Açık iyi herhalde. Ama mahkum yoktu. Mahkuma bu sefer vermedi. Mahkuma vermedi. Kapalı. Tekli kitleri ben. Niye? Niye? Lezbiyen olduğum için. He. Ayıkladım. Avukatım söyledi. Gardiyanlara lezbiyen mi dedi. Ya orada geri olmasın diye önlem aldılar ha. Yani orası orada insanlar çoğalmasın diye. Yoksa vakaka olur. Allah. Vay be. Harbi şaka maka cezaevinde gördün ha Cenk abi. Allah Allah. Vay be. Bu arada anne yazılmayı düşünüyorsan hani ben kendim. 804 de az değil ha. Ben başka iş patlat seni, ben yanlış. Yani ben konuşmak istemiyorum. Gerçekleri biliyorum. Ben bir iki soygunda bir yere oyuncak tabancayla yara yemiştim. Hadi bu olayı bir ay sonra güvenliğimden alıyordum. İstiklalini kameradan alıyordum. Yoksa ben gene yakalandım. Kameralardan tanındığım için. Evet, o kötü olmuş. Sen arandığını biliyor muydun? Yok. Yok. Bilsen... Hmm. Bıyık takardın, bir şey takardın, şart şu satırdın, şapka takardın, maske bir şey takardın, yakalanmazdın. Bir de beni Beşiktaş bağladı böyle arkada. Niye? Bak oturtturdu beni sandalyeye. Yani tuvalete giderken bile açıyordu onu, işemeye gidiyordu. Onlar götür bir şey seni, rica etseydin şunu bir şeyden getirin. Allah Allah. Haberin yok. Gece 3'te ifadeler mi olurdu ya? Ekip arabasıyla takip. Nezaret açılıyor gece 3'te. Uyku serseniz. Ne konuştuğun belli değil amına koyayım. Belki rüya görüyorsun amına koyayım. Rüya gördün mü? Gece yatabildin mi var? Yatabiliyor muydun gece? Sıkıntı orası. Şöyle bir kanepe gibi bir yer orada kalmış. Değil mi Cenk abi? Bir de kapalı alan ya sana kasvet geldi. Sen duramazsın. Buralım geldi. İçeride. Çalışıp hava alacak yerde. Sen bir cumartesi pazar evde oturamıyorsun amına koyayım. Sokağa çıkmaya sen de bekçi gibi geziyordun amına koyayım. Duramıyorum hastalıktan dolayı. Şimdi bir de kapalı alanım var. Kapalı alanda sen hastalığından dolayı sana kasvet geliyor değil mi? Yani çoğun iki tane ranzalı bir yerdeyim. Tekliyim ama İbne yer zindan yani. Silivri açık bile zindan yani. Bahçe ya hiç olmaz ne olursa olsun. Gardiyan bana veriyor sigaramı. Kendime gelmek için doğru tekrar beni kilitliyor. Sen sigara içiyor muydun o zaman da? Bunalıma girdim. Tekli üçle Erol abi. Hava yok yani. He sigaraya başladın orada ha? Ama sonra bıraktın herhalde. Amına koyayım yerinde iki gün bile hastalandım herhalde. Soğuk, üşüttüm ranzada. Yatamadım. Yemek geliyor, yemek sıkıntı yok. Mahkum var orada sabah. Bir de şey aldım. Parmak izi alıyor. Sigara içiyordun içeride abi. O zaman da cigara migara var mıydı içeride? Var kalabalık. Bütün Acısef'in çoğu ucuları hepsi blokta açıkta. Tamam demiyorum. Ne? Esnaf falan yoktu değil mi? Ben görmüyordum. Metris'te karantinada gördüm. İki kişi gelmişti karantinaya. Dönme mi travesti mi kocalarını bulmuşlar. Onlar bonsai yaptılar işte. O siktir. Karantinada. Nasıl sokmuşlar oraya? Sokuyorlar abi. Götünün deliğinde sokmuştun. Göt deliği büyük ya. Allah düşünmesin Erol abi. Devamlı geliyor yani. Metris'e kapalı karantinaya devamlı insan geliyor şu an. Sen travesti koğuşuna mı kalıyordun? Usta onlarda nasıl uğraşıyordun be abi onlarla? Bokunu yiyor. Çamaşırını yiyor. Banyo sıkıntım oldu. Yıkanamıyordum. Dayak yiyordum. Çünkü niye yıkanamıyordun? Onların içinde şey yapamıyordun değil mi? Gel gel dalta şakam bırakın. Ben nerede yıkanacaksın amına koyayım. Bir de Erol pislik yer İbne yer. Banyo çırılçıplam amına koyduğum yerini sopayla vuruyorduk. Hem kaynar su atıyorlar hem sopayla vuruyorlar hem de kafama balgam. Başlarım kusmaya tutuyor.
Bizim Aliyem gelsin de kurabayım amına. Tahliye beklemedim amına. Mahkemeden mi tahliye oldun, cezaevinden mi tahliye oldun? Mahkemeden. Mahkeme gittin, çıktın, tahliye etti seni. Adli çağırdı. Abla, anne falan geldi mi mahkemeye? Geldiler, iki tane karı. Aman Allah'ım. Öldürecek insanlara yok ya. Öldürecek insanlara. İyi ki Rab yüktü, parayı çalmamış. Hasta olduğumu anlayamamıştım. Aman Allah'ım. Vay be. Yoklar, onlar Beşiktaş'ı satmış gitmiş. Ne yok oldukları belli. İki tane karı yok. Vay be. Aman okurum 10 lira çantam mı şikayet edilmiş be? Ne bileyim. Bir de gıcık karalardı herhalde, şikayetini geri almadılar ha. Korktularsa? Otomatik gitti. Çağırıyor otomatik metri saklıyor. Allah Allah. Ben kaçmaya kalktım şeyle simile gitti. He? Esra da arabada, kardeşim de o günler. O günleri hiç hatırlamak istemiyorum. Tabii. Otomatik metrisi attı beni, arabayla bastı namına. Sen kaçsan kaçamıyorsun. Yapsam yaparım, şeye bağladı beni ya, İbn Orospu çocuğu. Neye, arabaya? Kelepçeledi beni ya. Çişim geldi diyorum lan, amına kodum çocuğu arabanın içinde. Kelepçeyi çözdü, çişim yok. Yok, ona bile izin vermedi. Metrisi otomatik bastı, çevreye. Öyle suçmuş işlemler. Kaçamadın da. Kelepçeleyim diyorum arabanın içinde. Esra arabanın içinde mi? Arabada. Yani seni teslim etmeye gitti beraber ha. Kaçsan onu o kalacak orada. Zaten bu derin altı ibne ya. Erop çok pis bir yer. Orası ilk kabul değil mi? Ondan sonra dağıtıyorlar. Karantina, karantinadan sonra kovuşlar. Vay be. Bayağı yattı işte. Ben bir kere gittim oraya. Bir abi tahliye oldu. Onu almaya gittik beraber. Bahçeye sokmuyorlar. Bir bahçede girdik, onu bekliyorduk falan. Devamlı otobüsler geliyor abi. 8-10 geliyor, 10 geliyor. Biri elinde çantayla geliyor teslim olmaya. Ya İbni bir yer psikolojim bozuldu benim yarım saatte ya. Niye? Yatılmaz abi ya. Ben evde yatamıyorum ya. Oraya hastalar seni huzurum kaçır mı? Allah korusun abi. Allah kimsenin başına vermesin. Özgürlüğümüz kısıtlanıyor abi. Olur mu öyle şey ya? O yüzden dürüst dürüst bak, esnaflık yapıyoruz, çalışıyoruz. Yoksa adamın götünü keserler, götünü. Kendini bir anda Aç Kapıyı Gardiyan şarkısını ezberlemiş bulursun. Haplarım geliyordu, sağ olsunlar gardiyanlar, teşekkür ederim. Allah Allah. Tabii veriyorlardı, raporum var ya. Sen onları saatince mi veriyorlardı? Delik açılıyor ya, ransız. Ne o şey? He. Ne o? Mazgal açılıyor. He. Mazgaldan Buse'ne hap geldi. Buse değil, Cenk. O zaman Cenk'ti. Öyle diyor. O zamanlar bu kadar karı geliyor. O mazgal mı oluyor? Ne bileyim? Mazgallar ha. Mazgaldan veriyor, sonra kapatıyor. O kötü bir şey be. Aman Allah düşürmesin Erol abi. Oraya gittim geliyorum. Bak. Ne demek oluyor? Bak şu an özgürsün. Bir özgürlüğünün kıymetini bil. O ibne ya, ne kötü yer. Allah'a şükret. Oradan kaçışın da yok değil mi? Yok mu abi? Asker mi? Oradan çıkarsan önce dört kolluyla çıkarsın. Cenaze çıkar abi, bırak koyayım. Oradan kaçış yok. O yüzden en güzeli dürüst. Bak şükret. Özgürsün. Mahkumlar ne dedi orada bana biliyor musun? Buradan kaçamazsın. Jandarma mutlaka. Bak abicim, kahveni yok, içiyorsun. Tamam. Tatlını yiyorsun. Tamam. Sohbetini ediyorsun. Tamam. Şimdi canın sıkıldı, tamam. Gezersin. Özgürlüğünün kıymetini bil. Boş ver. Jandarma mıhlar ne demektir oğlum? Götünden vurur seni demek. Ne? Götünden vurur seni demek. Jandarma mı var orada? Niye jandarma var orada, polis yok. Cezaevinde jandarma yok muydu? Asker var. Asker işte. Kaçtığın anda ne yapıyor oğlum? Kaçtığın anda hemen sana mermiyi çakar. Tamam. Kaçamazsın zaten ya. Ne? Orada nasıl kaçacaksın abi, her taraf kapı ya. Tamam. Aman Erol abi, valla düşürmesin ya. Koğuştan bile çıkamazsın. Mazgalı açmazsanız şu koğuştan bile dışarı çıkamazsın ya. Kaç kişilikti abi koğuşta o zaman? 12. Şimdi değiştirmişler, her taraf kameraymış. Ne kamerası? O zaman kamera var mıydı koğuşta da? Ha yoktu. Şimdi her taraf kameraymış. Kimse kimseyle kavga edemez. Kavga edene hemen atıyorlarmış tekli hücrelere. Yani... Kovuşlardayken adam öldürüyorlardı içeride. İşte mahkumlar diyor ki adam öldürüyorlar. Bak orası diyorlar. İşte o zamanlar biraz daha şeydi. Neydi?
Böyle her taraf kamera değildi. Kamera herkes, yoktu orada. Herkes aslında vuruyordu, vurduruyordu. Şimdi her taraf kamera. Nerede? Cezaevinde her taraf kamera. Kim diyorsun? Allah Allah. Gerçek mi diyorsun? Vallahi her taraf kamera. Allah Allah. Mesela diyelim iki kişi kavga etti. Tamam. Hemen ikisi de tekli tekli hücrelere. Anında. O kadar sıkı yani. Tabii sıkı, çok sıkı. Eskiden esten sokuyorlarmış, telefon sokuyormuş, şimdi imkansız. Nereden biliyorsun onu? Öyle söylüyorlar abi, eskiden sokuyorlarmış, şimdi sokamıyorlar. Şimdi? Anca bir gardiyan bulacaksın da çok zor o da. Evet. Bir de içeride şey var. Kandil günü folyo karakolu bir imzam var. Ha, kaçırma abi. 7 gün kaldı Mevlüt Kandili, çarşamba günü. Ertesi günde Cumhuriyet Bayramı, Erol Kadir'den var. Ondan sonra 1 Aralık folyo karakolu imzam başlıyor. İnşallah biter. Ben de şaşırdım, ne yapacağım? Olsun mu abi, gidip 5 dakika imza atıp çıkıyorsun. Öbür gitmezsem türlü... Gitmezsem kötü olur değil mi? Bak şimdi öyle düşün bak. Tamam. Bir gidip imza atıp çık, hem gezmiş oluyorsun. Tamam. İmza atıp çıkıyorsun. Uzak ama öbür türlü ya. Allah korusun. Tamam. Cezaevine gitsen tamam. Tuvalete zor çıkarsın ama. Tamam. Hayır, bu sefer tutuklansa beni karı komşuna atacaklar galiba. Durum onu gösteriyor. Yok mu abi? Kafamda kurcalıyor. Seni traveste komşuna atarlar. Ondan sonra uğraş Ahmet'le, Mehmet'le, hay Ferdi'yle. Ay bambakoko olacağım o laçosunu anlatacak, benim kocam böyleydi. He. O başkasını anlatacak, benim kocam böyleydi. He. Bana amcam tecavüz etti, babam tecavüz etti. Onlar kafanı sikecekler be abi, sen de Allah. Allah. İmzayı kaçırdım, yarayı yer miyim ben onu? Sen en güzel... Kapanıya mı gidelim? Sen bir gün önceden git amına koyayım imzayı, tamam. Sağlam olsun. Tamam. Kaçırma. Kandil günü ne yapayım ben? Kandil. Kandil mi gün orada? 7 gün sonra kandil. Kandil günü mü imzam var? He, bir tane kandil simidi al, git polislere ikram et. Tamam. Kandil mübarek olsun, anam babamın hayrına de. Tamam. İmza al, çık gel. Tamam. 5 dal bul ha. Elin boş gitme, ayıp. Tamam. Git kandil simidi al, annem tamam. Babamın hayrına kandil mübarek olsun de. Tamam. Kimseye fazla yanaşma, Covid var. Tamam. Ondan sonra imza al, hadi bana eyvallah de, kaç gel. Tamam. Silir miyim kötü Metris mi? Sen daha iyi bilin. Abi ben hiç yapmadım da Metris herhalde şey abi. 26 Metris'te şimdi benim bildiğim şey yapıyorlar. İlk gelenleri ve basit suçlar orada yatıyor. He. İlk gelenleri alıp karantinada işlemlerini yapıp Silivri, Maltepe falan gönderiyorlar değil mi? Tamam. Başka sabıkan yok değil mi abi? Yok abi. İyi, sen ufakken mahallede büyüdün, nasıl sen bir şey yapmadın? Yani o zaman anne baba kolladı seni, sokmadılar bu işlere ha? Esra ablan da hiçbir şey yok. Siz o zaman siz o zaman tam mahalle insanı ama temiz mahalle insanıydınız siz. Yoksa çünkü mahallede gayrimeşru herkes, siz iyi yapmamışsınız. Necet Alp, 91. Amına koyayım, hala bunlar çalacak Walkman nereden buluyorsun dayı ya? He? Kulaklığında var mı? Ay Allah'ım ya, çantana üfleyeyim, bu ne? Bu ne ayar aşan? Onun orada mı oldu senin düğün? He? Ben bu ibneyi çok sevdim. Ne uğursuz bir ibneymiş be. İçici bu, üflenti abi. Yapma be, adamlardan çıkart. Ne bileyim, ben öyle. Aa, aynı kasetten iki tane almışsın abi. Bak. Ya. Sen iki tane niye alıyorsun aynı kasetten ha. Abi? Abi. Kasetçi misin sen? Biri bozulursa öbürünü dinlesin diye. Walkman diye. Herhalde bunu nasıl seversin? Selam abiciğim. Bu kim? Eski şeyler var ya abi. Ne? Manavların benim şeyi dünyalar güzeli be. Bülent Ersoy. Bu ne abi? Bir film geldi. Onu böyle bir çember mi kuruyorsun? Bu ne ya? Merhaba abi. Bu yayını sanırım. Onu çok iyi tanıdık da bu yeri. Ben kendimi zor taşıyorum. Hemen. Bunları nasıl taşıyorsun sen ya? Bu kim? Daha ne var? Bu konuda kim? Kokain değil mi? Devran Çağlar mı? Kokain değil mi? Yok be, günahını alma. Annesiydi bu senin. Jack abinin. Bayağı oldu değil mi öldü? Bostancı'da sabaha kadar beklemiş onu. Göğsünde. Bayağı oldu mu? Aldı mı ya lan? 200. 200'e değer miydi sabaha kadar beklemek? Abi Arda bu var adam. Bu var adam. Numarası çalışıyor. Sabaha kadar 200 lira için değmez bence. Herhal bu. Devran Çağlar. Bülent önünü kestikten sonra bu kokaina düştü. Bülent ne yapınca? Kokaina düştü, önünü kesti. Önünü kesti, yani sikini mi kesti diyorsun? Yok öyle değil yani, programlara çıkıyor ya. He, iki iple bir, iki iple oynamaz dümen oldu. Anladım. Aslan abi de yapmış. Çıkartılmamış oradan.
Allah Allah. Çıkartamıyorum. Doğrudur. Arıyormuş, kanallara çıkmayacak diyor. Tabii doğru. Yürü abuzlu billede oturuyordu vallahi. Devran Çağlar'a. Buraya, Maltepe'de en güzel yer. Sen de adaya, denize doğru gidiyorsun amına koyayım. Dayı bu sene denize de girdin adada, evet. Kınalı'da. Yaz gelse de gitsen, şortunu mortunu şey yap da. Ya dur yazın da gitti daha. Bir dahaki yazı Allah izin verirse imzasız tertemiz girecek. Havuz mu? Havuzda mı daha çok seviyorsun, deniz mi daha çok seviyorsun? Deniz, hayır ben havuz seviyorum. Su kaçmıyor değil mi? Yok. Dülle. İyi. Bu ne abi? Tezgah mı açtık amına koyayım? Kaç lira? Sonra nasıl söyleyeyim? Aynı kasetten iki tane var. Birini istiyorsa sat. Bunlara kaç para verdin abi? Sen bunu parmağına takıp böyle böyle kendin mi söylüyorsun? Walkman mı çalıyor? Walkman çalıyor. Biliyorsun bakıyor arkadaş dansına varmış. Yanını takıyormuş böyle parmağına. Çevirip şarkı söylüyormuş. Dayı Bakırköy'de yattın mı? Hı? Hastanede. Ben orada 2 gün kaldım. Neden dolayı? Raporlarla. He. 2 gün. 2 gün kaldım ama İbne yere gene asker bakıyor. Bu da o zamanlar şimdi polis bakıyor. O zaman bakıyor sen 2 gün mü kaldın? Evet. 2 tane demir kapının içinden bir giriyorlar odaya. Reis ama öyle diyorsun da 2 günde sana nasıl hava verdiler, fazladır ya. Buranın insanı olmadığım için beni doktorla yolladı. Çünkü aslında insanları gördüm abi. Çok kötüleri var değil mi? Onları gördüm. Senin ilaçlarını verdi, raporlarını yazdı, yolladı. Ben onun insanı olmadığımı karar verdim. Senin aklında diye mi kanal getirdin? E-taponu 46.5 yaptı. Tam 46 yapmadı. Buçuklu yaptı ha. 45.5. 45.5'tan 46 hesabı. Zaten anladım. Zaten onları görünce aklım gitti zaten. Gitti değil mi? Akıllı adam da şey değil mi? Asılırlar. Tövbe. Allah Allah. Ne asılırsın abi? Oralar öyle kötü. Dayı sen bayağı çile çekmişsin be. Sinyal durumu ne alemde? Sokakta kimse de para yok abi. Yok ha. Vay cenk abim. Yılbaşından beri millet kına gelmiş millete. 2021 çok uğursuz gelmiş. Herkes 2020 gibi. Çok kötü geldi. Ben 2020'yi girdik. Arabaya 1,5 lira masraf ettim onu. Ondan sonra da kendimi toparlayamadım. Biliyor musun göremini garsonlar? Abi inşallah diyorlar. Lütfen dua et diyorlar. 2021. Ama zannetmiyorum. Senin duanla, olacak yani. Senin duanla bu işte oraya. Onun kalbi temiz babı. Erol virüsleri de söyle diyor herkes. O biliyor. Arka arkaya virüsler gelişiyor. Değişik değil mi? Yani. Çünkü girdiğim dükkanlarda herkes onları söylüyor. Birisi abi. Diyor ki Fenerbahçe Trabzon maçını diyor bir daha yapsın söylesin diyor. Ne diyor diyor. Tahmin yapsın diyor. Fenerbahçe diyor. Adamsın be. Vay Cenk abi be. Erol bu virüsler bitmiyor. Cenk abi bu yaşta daha önce de. Dünyanın sonu Erol. Aman kasetlerin de sonu geldi. Dayıcım bir şey söyleyeceğim ben sana. Daha önceden de bir virüs falan biliyor musun sen? Eski zamanlarda var mıydı böyle virüsler? 2017 annem ölmeden evvel bir kamerada açıklamam var. Ne? Onu herkes duymuş. Virüsün ne geleceğini bilmiş bu virüs. Evet. Hayır, daha önceden de var mıydı böyle? Vardı. İçime es geliyordu. Yani. Hastalık gelecek diye söylüyordum ama virüsü tam söylemedim. İsmini bilemedim. İsmini bilemiyordun çünkü koronavirüsten yapmadın ki nereden ismini bileceksin? Sen de haklısın. İsmini bilemedim. Ama bu virüsler bitmeyecek herhalde. Arka arkaya gelecek. Daha öldürücü gelecek yani. Ölen ölmüş zaten Erol da Allah rahmet eylesin buradan. Hı. Daha öldürücü gelirse Allah muhafaza. Allah korusun. Ekonomi çok bozuk, fena bozuk. Evet. Yasakları koyarlarsa ortalık makoko olur. Futbol değil mi? Kötü. Ama olmaz zannetmiyorum ya. Piyasa bitik ya. Erol yasak çok kötü da... virüsler gelecek. Bunların kafaları çalışmıyor. Aşıyı bulsa ne olacak yani? Anlamadın mı? Millet birbirine maske tak diye yolda bağırıyor, çığırıyor. Sana bir abi 5 kutu maske alıyormuş, 3'ünü sen al, 2'sini ona ver dedi, haberin olsun. Evet, Allah razı olsun. Evet. Kargolamış. Hediye yolluyor bizi. Hı. Sen okula gitmiyor musun? Gidiyorum. Ha, iyi. Okula gitmiyor. Derste alıyorum. Her gün alıyorum, günlük bastım. Posta mı alıyorsun, sabah akşam bir posta mı diyorsun? Yok, 5 koku alıyordu da, ne oldu işte. Şok demeyiş var, şok olur mu bu abi? Şok alıyordu. Şok damına koyayım, Azerbaycan Ermenistan Savaşı'nı mı biliyorsun? Bu hepsini takip ediyor buradan. Ben aşı için korkuyorum Erol abi. İnsanlar birbirine korona geçirecek. Yerli aşı ve burs bulacağız. Bulmuş mu aşıyı? Yok. Yok. Nereden? 2021 lan. Ay, bu için bir şey diyecek abi. Yandı ortalık. Olur musun aşı çıkarsa? Olur olur. Aşı hakkında ne görüşünüz var? Ne diyeyim ya, ölen ölmüş Ayberk abi. İnsanlara mı üzülüyor kendini? Ölen ölmüş diyorsun, giden gitmiş, kalan sağlar bizim olsun.
Bu olayı patlayacak galiba. Adım adım Zafer yazıyor. Ermenistan'da şey savaşı ediyor ya. Seni de yollasak çalışır mısın? Aman abi? Ay Berk abi. Korkar mısın? Gidersin be. O mutfakta çalışır. Bütün yemekleri yer ama. Lokmanını götür abi. Müzik dinler. Tamam abi gördük. Feroğlu yani ortalık masoto. Vay. Taksim'e çıktın ben son. He? Taksim'e. Çok kötü ortalık diyorum. Abi sen baya baya yürüyorsun ha bütün gün ha. O poşeti nasıl taşıyorsun? Ben kendimi zor taşıyorum. Şu anda bunda kilometre olsa 1 milyona devirmişti o. Dayı senin motor hiç yandı mı? Bu kadar kilometre araba yapsan motoru yanar ama. Abi taksi sıkılıyor. Ne taksi? Bir de taksilerde de virüs olur, bir şey olur değil mi? Hı. Doğru söylüyorsun çünkü mantıklı. Çünkü öne almıyorlar, arkada oturuyorsun. Tabii arkada. Ben bindim geçen öne abi. Koltuğu böyle tutmuş, ben de böyle oturdum kambur gibi. Dün kilosa jandarmalar denetim yapar. Senin kilosa ne işin var? Kilosta ne işin var? Gitmedim diyorum, radyodan duyuyorum. Ha sen radyoda haberleri veriyorsun. Hayır sen radyodan da takip ediyorsun ha. Eski adamsın abi. Hangi kanal abi? Radyo ya. Hangi radyo? Halime Efe. Spiker söylüyor. Her taraf kafeleri mafeleri jandarmada geldi bakalım. Hayır Halime'nin altı efendim. O spiker yalancı olmasın. Yok gördüm. Güvenebilir miyiz? Güvenir mi spiker? Senin radyo görüntülü mü? Para yok diyorsun. Radyonun altındaki araba en az 750. Para iste vermez. 750 en az 750. Para iste vermez aynen. Dene mi? Yok niye deneyeceksin? Cenk abinin paralarını Allah razı olsun sevabını tamam, gönderiyor. Burada, baksana abi. Gidip orada o karadan diye. Vermez doğru söylüyorsun. Vermez. Gariban veriyor zengin vermiyor değil evet, mi? 500-600 bin liraya arabaya biner 5 lira vermez değil mi? He? 5-20 güzel bak. Kaymak gibi araba. Arabayı almış. Ufak araba almışlar döndüremiyor bak. Bu adam bile göt oldu Erol bu adam bile. Niye? Abi dedim dişlerim döküldü para istiyorum da çıkarıp vermedi. Ama Bodrum Davuzlu villası karısıyla beraber almasını biliyorlar. Adam çalışıp kazanmış be. Sanki sen olsun ne olmuş? Bu müzik şey ne olmuş bir filtre verse zekat verse kardeşim. Yalan yapıyor be adam bunu görecek. Vermez bu. Çünkü. Vermez. O kendi atıyor şimdi hayal kuruyor. Tamam, İba Show'da ben çok oynadım Erol yanında. Ay sen bir Show'da gördüm ben seni. Oynuyorsun sen. Bunun. Ama yıllardır götün başına oynuyor ha. Maşallah. Yani sen eski oynaklardansın ha? Bak Saadettin gidiyor. Ne yapayım? Arabası da bok içinde gördün mü? Bok. Geçen gün sigara al diyor bağırıyor. Al. Al. Sen kimseye bana verdim al. Tamam. İnsanlar. He. Sen ye hiç sana, kimseye muhtaç olmadıysa. Karsan pendikle çıkacak. Virüs olmasa belki çıkmayacak haberin olsun. Gider misin sahnesine? Necat ya ben oynamışım onunla. Niye öyle? Sen onunla sahne almak ister misin buradan söyle abi? Bir dakika Necdet abi çıkarsa sahne yaparsa bir sene götürelim çık sahne oyna amına koyayım biz de taşak etsin. Kaç sene sonra ölelim abi? Lan. Kaç sene oldu dur 2021'e bile. Geleceğiz yılbaşı. Ne kadar önce çıkmıştın bunu sahneyi boş orada. Orada bayağı gençsin. Elma da. 25-30 sene oldu mu? Fazla. 25 sene 30 sene sonra tekrardan karşınızda Bursa dersin abi. Tamam. Necdet dersin ben geldim. Kabul eder misin öyle? Eder. Evet. Oyna ama yılbaşı ya. Çıkacak mı onu bilmiyorum. Oynarken yanak cebime de topa yaptı. Dayı bence bu virüslerden dolayı yılbaşında eğlence olmaz. Bu çıkacak mı Erol ne diyorsun? Yılbaşında kimse eğlenceye izin vermez. Nereden biliyorsun Erol abi? Abi kalabalıklar birbirine kalabalığa sokmaz partiler yapılmaz. Adam kahveleri saklıyor. Hastalık var abi. Tamam. Olmaz. Yani program alamaz diyorsun Erol. Sağ olun. Söyle bana. Olamaz abi. Sen de biliyorsun alamayacağını. Tamam. En güzeli şey yapar. Sen Walkman'den dinlemeye tamam. Devam et abi. Kaseti kaybetme Necati bulamazsın bir daha. Abi aynı kaseti niye iki tane aldın abi? Benim şu kafam takıldı yani. Daha önce almıştık. Belki de araya... Unuttum bir daha mı aldın? Belki de kalktırdı araya Naci. O kim? Devran Çağlar. Naci'nin kasetleri sıfır. Kaçırdım cenazesine gidelim. Yapma be. Son görevini yapamadın ha? Annem diyordu bu benim abi. Annem mi senin o? Öyle diyordu. He manevi anne. Yani süt annem mi yavrum? Gıcık gıcık mıydı o kaseti? Bacım süt annem mi? Ha, seni emzirdi bu. He. Anladım. Yok be abi. Erkek o abi. Nasıl abi? Bildik İki mi? İki gün evvel Seyda dedi annenin oraya. Kesik dönme. İknunun oraya getirecekmişim onu. Ben dedim abla getiremem kusura bakma yani. Yani bunda da alacak bir şey yok. Senin her yere bir tane ipne yeter ikinci bazda. Sen orada önünü gösterirsen dayak yersin. Olmaz öyle. O orası kaldırmaz mı? Söyleme. Amını açacakmış o. Lubunya. He. Dayak yer mi? Bilmiyorum abi. He?
Bilmiyorum. Olmaz, getirmedim. Olmaz, kefil olamam. Söyle, kefil kefil. Bir şey diyemem. Başına... Kefil olur musun? Yok, başına ne geleceğini bilmiyorum. Tamam. Abi, karşıma. Getirmedim, iyi mi ya? İyi yapmış. Niye ayıbı? Öyle olur mu abi? Annen kızar bu sefer, ha? Kızar mı anne? Kızar, dükkan orası. Ne? Dükkan orası, dükkan, dükkan. Tamam. Dükkanda olur mu öyle şeyler? 7 gün kaldı. Kardeşim. Sonra da Cumhuriyet Bayramı. Hı. Tamam. Bir şey söyleyeyim. Hiçbir şey kutlanmıyor zaten. Tek içerim abi. Yılbaşı da kutlanmıyor. Bırak da kutlanmasın bu virüs. Sen huzurun kaçmadı mı Ayben kardeşim? Nedir o konu? Virüs bitmeyecek galiba. Kısmet. Allah bilir. Tamam.